Konut satışlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü. Kredili satışların payı da dibi gördü. Kredi kullanımı dip yapınca piyasayı peşinciler domine etmiş oldu. 2023 yılında 1.225.926 satış yapıldı. En çok satışın yapıldığı yerse İstanbul Esenyurt. Konut satışlarını 2023'te çok düşük bir sayıyla kapattık. İstanbul'da en çok satışın olduğu, hatta Türkiye'de en çok satışın olduğu ilçelerden bir tanesi Esenyurt oldu. Başlıca sebebi İstanbul'a yakın konum diyebileceğimiz, fiyat olarak hani en ucuz alabileceğiniz ilçelerden bir tanesi Esenyurt. Beşiktaş, mesela Beyazıt veya Levent, Zincirlikuyu, buralar daha çok pahalı. Ama burası uygun. Türkiye genelinde en çok konut satışının olduğu yer İstanbul Esenyurt seçildi. Esenyurt önceki yıllardaki gibi en çok konut satışında zirveye oynuyor. 2023 yılında 25.189 konut satılmış bu ilçede. Şu anda son 9 yıla, son 10 yıla baktığımız zaman en az satışın olduğu yıllardan biri diyebiliriz. Köyden gelmeler buraya yerleşir. Ben de köyden gelmişim. Buraya yerleştik. Güzel. İyiydi. İdare eder. Geçen yıl konut satışlarında İstanbul zirvedeydi. İstanbul içinde çalışan, İstanbul içinde okuyan insanların İstanbul'a merkezine ulaşabilecekleri, uygun fiyatlı ev bulup bu kadar kısa sürede ulaşabilecekleri tek yer Esenyurt. Fatih olsun, bir Eminönü olsun, bir Kadıköy olsun oralar. Yani buralara göre orası tam şehir, burası yarı şehir. O yüzden ucuzdur. İstanbul 198.739 konut satışıyla en yüksek paya sahip oldu. Özellikle kredi faizlerinin artmasıyla birlikte insanlar kredi çekemediği için daha ucuz evlere yöneldiler. Bu da Esenyurt'ta olduğu için. Peki Esenyurt'ta konut satışları neden bu kadar fazla? Esenyurt'ta arz fazlalığı da çok fazla. Çok alternatif bulabiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlı daireler bulabiliyorsunuz. O yüzden ağırlıklı olarak satışlar orada olmaya devam etti. 15 senedir Esenyurt'ta oturuyorum. Diğer ilçelere göre burası daha uygun. Yani normalde diğer ilçelerde yani yarı yarıya 2 katı, 3 katı, 5 katı olan yerler var Esenyurt'a göre. Beylikdüzü ile burayı bile kıyaslarsak 2 katı kadar fark var, 3 katı kadar fark var. Kredi kullanımının zirvesinde en çok satışın yapıldığı ilçe olan İstanbul Esenyurt bulunuyor. Peşinden Ankara'nın 6 ilçesi geliyor. Keçiören, Sincan, Çankaya, Mamak ve Etimesgut izledi. Esenyurt'ta ortalama birim fiyatları yaklaşık 15 bin lirayken şehir merkezindeki ilçelere baktığımız zaman 80 bin lira gibi rakamları görebiliyoruz. Esenyurt'ta ortalama 1,5-2 milyona bir daire bulabiliyorsunuz. 35 yıldır bu da Esenyurt'ta oturuyorum ki daha uygun. Burada her şey ucuzdu. Oralara göre burası ucuzdu. Ben 2003'ten buradayım. Buraya çok güzel yani. Şimdi ilginç bir gelişme için Fransa'ya gidiyoruz. Çiftçiler Paris'i kuşattı. İstediklerini alana kadar da kuşatmayı kaldırmamaya kararlılar. Binlerce traktör ve tarım makinesi Paris çevresini ve çıkan yollara ablukaya almış durumda. Polis daha fazla ilerlemelerini engellemeye çalışıyor. Gösterilerin şiddet olaylarına dönmesi an meselesi yorumları yapılıyor. Paris'te çiftçi traktörleriyle polis zırhlıları kafa kafaya. Fransız çiftçilerin çaktığı kıvılcım bütün Avrupa'yı sarmak üzere. Binlerce çiftçi traktörleriyle Paris'i kuşattı. Başkente giden yolu kapattı. O kadarla da kalmadılar. Bazı noktalarda asfaltı adeta tarlaya çevirdiler. Ülke genelinde 5000'den fazla tarım makinesi ve 10.000'den fazla çiftçi eylemlere katılıyor. Polis eylemcilerin daha fazla ilerlemesini engellemek için önlem aldı. Ancak eylemciler kararlı. Tüm yollar Paris'e diyerek alternatif yollara yöneliyorlar. Soğuk hava ve zor şartlara ise aldırmıyorlar. Tarım işçileri Avrupa Birliği politikalarına karşı. Desteklerin kaldırılması ve vergilerin arttırılması bardağı taşırdı. İklim değişikliğiyle mücadelenin çok pahalıya mal olduğunu öne sürüyorlar. Çiftçiler hükümetten olumlu bir yanıt alana kadar gösterileri sürdürmekte kararlı. Fransa polisi geçtiğimiz yıllarda benzin zammına karşı sokağa dökülen sarı yelekliler gibi gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişeli.